Hayırdır? Keyfin pek yerinde. Az önceki fırtınadan eser yok maşallah. Öyle vallahi Aliye teyzeciğim. Sizin söyledikleriniz bana çok iyi geldi. Haklısınız. Yani öfkeyle tepki göstererek olmayacak bu iş. Allah Allah. Hadi bakalım. Aliye Hanım. Kerman diye biri geldi, sizi görmek istiyor. Sen şu ısıtma sistemini halledecektin. Hallettin mi onu? Aa, tamam. Hemen bakıyorum. Tamam. Ay, kim ki bu Kerman? Bir isteğiniz var mıydı Eliz Hanım? Yok. Dur. Var. Gel buraya. Bak şimdi. Böyle devam et Hicran. Ben yolu açtım sonuçta. Taşları da dizdim. Sen daha kolay bulursun artık yolunu. Bakıcı nerede? Nerede o? O bakıcı nerede? Ya siz nasıl böyle bir şeye izin verirsiniz? Ya bizi dinliyor da sanki. Senden yüz buldu bir kere, aklında eseni yapıyor. Engel olmaya çalıştık Emre'cim. Ama elinden tuttuğu gibi alıp götürdü meleği. Nasıl yapar bunu ya? Nasıl yapar bunu ya? Melek. Tamam. Gel bir tane. Gel. Yok bir şey. Yok bir şey. Geçti. Tamam. Geçti bir tane. Geçti. Nedim Hanım. Meleği odasına çıkarın. Hadi bir tane. Ne demek oluyor bütün bunlar? Hı? Siz meleği buraya nasıl getirirsiniz? Ben sizi uyardım değil mi? Meleğe annesini hatırlatacak en küçük bir davranışta bulunmayacaktınız değil mi? Evet uyarmıştınız ama aynı zamanda bana güvendiğinizi de söylemiştiniz öyle değil mi? Ya, madem bana güveniyorsunuz o zaman kararlarıma saygı duyun. Bu meleğe çok iyi gelecek. Ya siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Benim kızımın tekrar kriz geçirmesine yol açacak bir durumun nesi iyi olabilir? Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Annesinin hatıraları değil sizin bu tavrınız meleği krize sokuyor. Annesi ölmüş olsa da küçük bir çocuk yine de annesinin hatıralarına ihtiyaç duyar. Onun kokusuna ihtiyaç duyar. Onun fotoğraflarına, onun eşyalarına ihtiyaç duyar bir çocuk. Bırakın Melek annesini hatırlasın. Yasının sonuna kadar yaşasın. Bu ona daha iyi gelecek. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Onu çok iyi anlıyorum çünkü. Annemi kaybettiğimde ondan daha küçüktüm. Annemden geriye hiçbir şey kalmadı bana. Ne bir fotoğrafı, ne bir eşyası, hiçbir şey. Ama bir tane bile tokası kalsaydı ben ona bile razıydım. İsterseniz beni şu an kovabilirsiniz. Ama Meleğe bu kötülüğü yapmanıza izin veremem. Benden Meleğe bunu yapmamı da istemeyin. Bu yaptığınızın Meleğe nasıl yaraladığını görmeniz lazım artık. Böyle düşünüyor olabilirsiniz.
Ama Melek benim kızım. Ve onun hakkındaki kararları sadece ben veririm. Yeterince açık konuşuyorum düşünüyorum. Ne demek şimdi bu? Kovmayacak mı bu kadını yani? Bilmiyorum Ali teyze ya, bilmiyorum. Dur bir dakika. O kadının neler yaptığını kendi gözlerinle gördün. Neden hala burada duruyor Emre? Ya ben gerçekten anlamıyorum bak. O kadın Melek'in anlaştığı tek bakıcı Elis. Ben de ona güvenmek istiyorum. Ama... İnanmıyorum ya. Sana gerçekten inanmıyorum. O kadının yaptıkları yanına mı kalacak yani? Ya Melek ne haldeydi, sen görmedin mi? Elis, bu benim kararım. Ve kararlarımın sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Emre, ben sana saygı da duyuyorum. Bak, biz yakında evleneceğiz. Ben Melek'in annesi sayılırım. Onun için endişelenmek de haklı değil miyim sence? Bu kadarına da hakkım var değil mi? Alo. Melek'in yanına uğrayıp hemen geleceğim Ferit. Tamam. Ah, Melek'ciğim, kuzum benim. Bir tanem geçti, korkma. Geçti bir tanem. Gel bakalım, gel. Tamam, tamam bir tanem. Geçtim. Tamam, geçtim. Sağlığında bir problem var mı? Yok Emre Bey. Hatta bana biraz rahatlamış gibi geldi. Tamam bak. Korkacak bir şey yok. Anlaştık mı? Ben hep senin yanındayım. Melek'ciğim, ben de hep yanındayım bir tanem. Korkma. Hemen işe gitmem gerekiyor, tamam mı? Seni çok seviyorum. Kızıma iyi bakın. Ah canım, sen hiç merak etme. Benim gözüm Melek'in üstünde olacak. Aklın kalmaz. Canım benim. Şunu sakın unutma, tamam mı? Bir anneyle bir çocuğun bağı hiçbir zaman kopmaz. Anlıyorsun beni değil mi? Aferin sana. Sen çok akıllı bir kızsın. Nasıl bir baş belasıysa hala gidip Melek'e saçma sapan şeyler söylemekte ısrar ediyor Aliye teyze. Ya ben gerçekten inanamıyorum ya, ben inanamıyorum. Tamam, sakin ol Yeliz. Ya ben aslında kadına da değil, Emre'ye sinirleniyorum. Ya bir bakıcı parçasına bu kadar pay vermesi beni çıldırtıyor. Ya o kim oluyor ya, o kim oluyor? Tamam, haklısın.
O tabii ki hiçbir şey değil. Ben de Emre'nin bir bakıcı parçasına bu kadar taviz vermesini doğru bulmuyorum. Ama Emre'yi sen benden iyi tanıyorsun. Eğer bu konuda onunla bir inatlaşmaya gidersen ters teper. Zararlı sen çıkarsın. İyice düşünüp doğru bir yol bulmamız lazım. Bu bakıcı parçasından kurtulmak için yapamayacağım tek bir şey yok Aliye teyze. Bu işlerin sandığı kadar kolay olmadığını göstereceğim ona. Ben onun gibi davranmasını çok iyi bilirim. Ne yapıyorsun sen burada? Bebeklerinle mi oynuyorsun? Hadi gel birlikte oynayalım, olur mu? Hicran ablanın bebeğine koyduğu ismi çok mu beğendin Melek'ciğim? Ne koydunuz bebeğinin ismini? Maral. Öyle mi? Annenin ismi yani. Sen Hicran ablanı çok mu seviyorsun? Senin yerinde olsam, onu bu kadar sevmeden önce biraz düşünürdüm. Çünkü sen kimi sevsen başına bir şey geliyor. Ya anneciğinin başına gelenler, Hicran ablanın da başına gelirse. Ya Hicran ablan da annen gibi merdivenlerden düşüverirse? Yazık olmaz mı Melek? Hicran ablan da annen gibi seni terk etsin istemiyorsan benim tüm söylediklerimi yapacaksın, tamam mı? Melek? Melek ne oldu sana kuzum? Melek iyi misin? Ne oldu mu? Sen bir de ne olduğunu mu soruyorsun ya? Çocuk ne hale geldi? Hani Maral'ı hatırlatmak ona iyi gelecekti? Hani her şey çok güzel olacaktı, öyle mi? Ben ne yaptıysam sakinleştiremedim zavallıyı, al. Melek, Melek kuzum iyi misin? Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Hadi iç şunu, derin derin nefes al hadi. Derin derin nefes al Melek. Hadi iç güzelim şunu, hadi. Çok iyi olacaksın, tamam mı? Melek,
Melek! Melek! Aferin sana. Bir tanem benim. Aynen böyle anlattığım gibi devam et, tamam mı? Melek'ciğim, ne olur üzme beni. Az önce ne güzel eğleniyorduk seninle. Bir şey olmuş işte, belli. Melek. Melek dur nereye? Melek dur gitme. Melek. İşte böyle küçük cadı. Aferin sana. Hoş geldin Emre'ciğim. Melek nasıl? Bence bugün pek keyfi yok. Yani biraz oynamaya çalıştım. Yardım etmeye çalıştım ama olmadı. Ne yaptıysam keyfini yerine getiremedim. Bilmiyorum Emre. Çocuk yine içine kapandı. İyi değil. Niye? Şey mi oldu? Bence o kadının işi. Neredeler şimdi? Birlikte salondalar. Melek'ciğim, neyin var böyle? Niye kaçıyorsun benden? Ne oluyor burada? Meleğin saçını siz mi ördünüz böyle? Yok, hayır, ben örmedim. Aa! Başka kim örmüş olabilir ki? Emre, gördün değil mi? Meleğin saçını aynı maralın ördüğü gibi örmüş. Hayır, gerçekten ben örmedim. Ben sizi bu konuda uyardım, değil mi? Meleğe annesini hatırlatacak en ufak bir davranışta bulunmayacaksınız ya. Bunu benim size kaç defa daha söylemem gerekiyor? Boşuna uğraşıyorsun Emre. Baksana, ufacık çocuk bile anladı onun ne olduğunu. O bile yanında durmuyor artık, kaçıp sana sığınıyor. Evet, sizden bir açıklama bekliyorum. Ne oluyor? Sizin derdiniz ne? Benim tek derdim Melek'in kendini mutlu hissetmesi. Siz gerçekten benim söylediğim şeylerden hiçbir şey anlamamışsınız. O yüzden hala bu saçma sapan inadınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Bakın, sizi son defa uyarıyorum. Melek? Aa, Melek? Melek ne yapıyorsun? Melek dur. Melek. Dur, dur. Tamam, bir tanem, tamam. Tamam. Sakin ol. Gel, gel buraya. Gel bir tanem, tamam. Tamam, yapma bir tanem. Dur, dur. Kendim sakin ol. Melek, tamam, sakin tamam. Ol. Tamam, babacığım geçti. Yapma, yapma. Babacığım geçti. Tamam, Melek. Melek, hayatım. Bak, yapma. Tamam, tamam. Yok bir şey. Geçti. Ne yaptınız kızıma? Ben ne olduğunu anlayamadım. Tamam. Emre, sen bir de soruyor musun? İşte... Bu da bu kadının işi. Sen zaten bu konağa geldiğin günden beri ortalığı birbirine kattın, karıştırdın. Meleği üzmekten başka hiçbir şey yapmadın. Ama biz sana çok bile sabrettik. Lütfen bize artık daha fazla rahatsız etme, çık git Yeliz, bu evden. Sakin. Aa, hayır Emre. Yeliz bu konuda yerden göğe kadar haklı. Artık senin bir şey yapman gerekiyor. Geç bakalım lütfen. Otur şöyle. Otur.
hepimiz için en iyisi bu olacak. Bir an önce işten ayrılmanızı istiyorum. Peki izin verirseniz Melek'le bir şey konuşabilir miyim? Hayır canım. Ne alakası var ya? Ne yapacaksın? Gider ayak çocuğun aklını mı karıştıracaksın? Yeliz sakin. Peki ne söyleyecekseniz bir an önce söyleyin. Melek'ciğim, seni çok üzdüm biliyorum. Ama ne olur beni affet, olur mu? Niyetim asla bu değildi. Ben seni çok sevdim. Hem de tam şuramdan sevdim seni. Sen çok güçlü bir kızsın. Ben inanıyorum ki yeniden konuşacaksın. O küçük güzel kalbinden neler geçiyorsa hepsini anlatabileceksin. Bu kadın hala ne söylüyor, ne anlatıyor, amacı ne? Meleğin aklını çelmek mi? Emre, sen ne diye izin verdin ki? Aliye Hanım, lütfen. Ne olursa olsun anneni hatırlamaktan vazgeçme, olur mu? Sen hala ne söylüyorsun ya? Amacın ne? Küçücük çocuğun aklını çelmek değil mi? Bak, bak görüyorsun işte. Ya seni sevmiyor, istemiyor. Kızım sen hala neyin ısrarındasın ya? Ben böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm. Melek. Melek kızım dur. Melek kızım. Melek. Melek dur. Ay Melek dur. Dur dur. Melek. Melek kızım iyi misin bir tanem? Hah bir yerine bir şey oldu mu bakayım dur. Dur bakalım. Hah. Oldu mu bir şey?